Sevgili izleyenler, doğduğumuz andan itibaren ayaklarımız bedenimizin tüm yükünü taşır. Peki biz ayaklarımızı ne kadar düşünüyoruz? Örneğin tırnak batması olduğunda ne kadar ilgileniyoruz? Tırnaklarımızı ne kadar düzgün ve muntazam kesiyoruz? İşin uzmanına konuk olduk. A'dan Z'ye her şeyi onunla konuştuk. Çok dikkat etmesek de ayak sağlığı günlük yaşamımız için oldukça önemlidir. Özellikle tırnak batması gibi bir sorunla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri uzmanlarla konuştuk. Sevgili izleyenler, Hülya Hanım'ın Amor Güzellik Merkezi'ndeyiz. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Özellikle birçok kişinin şikayeti olan tırnak batması diyoruz değil mi Hülya Hanım? Evet, tırnak batması diyoruz. Buradaki ismi şropist olarak geçiyor. Özellikle biliyorsunuz ayaktaki tırnaklar eğer batıklar düzeltilmezse ileride bunlar doktor tarafından çekiliyor. Yani operasyona giriyor. Çok acılı bir ve çok kesinlikle sorunlu bir süreç değil mi? Çok acılı hem de çok uzun bir süreç. Ayrıca o süreçte hiç kimse ayakkabı giyemiyor. Yani hatta istirahat edilmesi doktor tarafından öneriliyor. Bir de çok iyi bakım gerekiyor. Herhangi bir iltihaplanma söz konusu olduğu zaman bu olaylar çok ciddi şekilde farklı yönlere kayabiliyor. Peki Hülya Hanım, siz bunun eğitimini aldınız mı? Bu süreç herhalde herkesin böyle çıkıp ben yapıyorum diyeceği evet. Bir durum değil. Hayır, tabii ki aynen dediğiniz gibi ben dünyaca ünlü Scholl okulundan mezun oldum. Dediğim gibi işte bu konuda çok seviyorum işimi. İşimi sevdiğim için de işimin gerekliliklerini en iyi şekilde yapmak için hangi iyi markaysa ona yönelip oradan gerekli kursları alıyorum ve uyguluyorum. Doğduğumuz günden beri tüm yükümüzü çeken ayaklarımıza bizim de gereken özeni göstermemiz gerekiyor. Hülya Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Hülya Hanım, kameraman arkadaşımız size gösterirse burada bir doktorun ameliyat masasında olan her şey var. Yani şurada neredeyse ona yakın farklı alet var. Bunların hepsini kullanacağız ama bu vatandaşa acı veren bir tedavi şekli midir? Ne kadar sürer? Aslında çok korkutmak istemiyorum ama ilk etapta biraz acı verecek. Daha sonra bana teşekküre gelenler çok oluyor. Peki süreci bahseder misiniz bizden? Yani bu süreç başından sonuna kadar nasıl işleyecek? Nasıl bir yöntem kullanacaksınız? Şimdi süreç şöyle. İlk önce çok güzel organik şekilde koyduğumuz rahatlatıcı bir tuzumuz var. Onu ayağa ıslatıyoruz. Bir 10-15 dakika bekliyoruz. Tabii ki ayak orada yumuşama yapıyor. Sonra ben alıyorum ayağı. Nerede batık varsa zaten ayağı elime aldığım zaman kişilerin tepkisinden anlıyorsunuz. Bir de zaten baktığınızda görebiliyorsunuz. Etle çünkü şeyin sıkışması çok farklı duruyor. Daha sonra aletlerle başlıyorum onları yavaş yavaş temizlemeye. Zaten işlem olarak da göreceksiniz. Çıkarmaya çalışıyorum. Oraları pamukla tampon yapıyorum. O tamponları yapılacak kişiye de öneriyorum ki her gün değiştirilecek. Temiz çorap giyilmesi ve özellikle hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Benden sonraki süreç daha da önemli. Eğer kişi dikkat etmezse dediğim gibi hakikaten sonuçları çok kötü olarak dönecektir. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde eğer devam ederse tahminim 8 seansta falan bayağı bir rahatlama oluyor. Sevgili izleyenler, son olarak Hülya Hanım'a soralım. Peki Hülya Hanım, tırnak batması çoğunlukla erkeklerde mi yoksa kadınlarda görülen bir sorun? Var mı böyle bir istatistiki bilgi? Şöyle söyleyeyim, bayanlarda daha çok. Sebebi de yanlış yapılan pedikürler, yanlış ayakkabı seçimi, düz biliyorsunuz ayak tırnaklarımız her zaman düz kesmek zorundayız. Bu eğer sivri şekilde törpülenirse buna özellikle dikkat edilmesini istiyorum. Lütfen çocuklarınıza da keserken ayakları düz şekilde kesilsin. Hatta hafif bir törpü de yapılırsa hem etin batması, çünkü çok genç oldukları için etler çok taze olduğu için o zamanlar bile batmalar görülebiliyor. Ama genelde daha çok bayanlarda görülüyor ama erkeklerde de oldukça sık. Ayakta çalışan özellikle insanlar, özellikle erkeklerde daha fazla. Çünkü sürekli ayakkabının içerisinde olduğu için
terleme yapıyor ayak. Terleme yaptığı zaman da etin içerisine tırnak batması daha rahat oluyor. Eğer de dikkat edip de düzgün kesilmemişse kesinlikle kaçınılmaz bir sonuç yani. Hülya Hanım, kaliteli ve bağımsız bir hayat için herkesin ayak ve tırnak sağlığına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor. Biraz önce de gösterdiğimiz gibi ayakta, bu tamamen pedikür olayı değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Pedikür olarak giderlerse kesinlikle bu şekilde bir hizmet alamazlar. Bizim yaptığımız işlem şiropist. Burada ayak uzmanlığı oluyor. Bunun özel bir eğitimi var. Sadece ayaktaki tırnaklar değil, ölü deriyi de alıyoruz. Nasırlaşmış yerleri de temizliyoruz. Hatta tırnak hastalıkları var. Onlara da bir takım işlemler yapıyoruz. Tabii ki kişinin isteklerinin doğrultusunda, bir de ayağının durumuna göre yapıyoruz biz bunları. Gördüğünüz gibi ilk önce ayağı rahatlattık. Tuzda beklettik, tuzlu suda. Daha doğrusu deniz tuzunda. Bazı yerlerini açtık çünkü oralarda tırnak batımı vardı. Onları yumuşattıktan sonra penslerimizin yardımıyla oradaki batık tırnağı dışarıya çıkarmak suretiyle tamamen verev kestik. Onun da sebebi tırnağın ete basıp tekrar aynı işleme gelmemesinden dolayı. Gördüğünüz gibi ayak çok rahatladı. İçerisinden bütün, ayrıca bu tırnak tamamen dıştan içe dönüktü. Daha da tehlikeli. Hatta az bir şeyde infection olmuştu. Ama öyle çok, şöyle söyleyeyim, sarı bir iltihap değil, kırmızı bir iltihap. Onun da sebebi tırnağın baskı yapıp deriye içerisine inmesinden dolayı kan toplaması oluşmuştu. Ona da pamukla orayı çok güzel kanal tedavisi uygulayarak resmen diş hekimi gibi yani çalıştık. Dezenfekte ettik, masajımızı yaptık, ayağı rahatlattık ve bıraktık. Burada ayak sağlığı çok önemli. Dediğim gibi pedikür değil, bu ayak uzmanlığı işi. Burada şiropist diye geçiyor. Zaten doktorlar çekme, biliyorsunuz tırnak, halk dilinde bilinir tırnak çekmek diye. Biz bunu tırnak çekmeden önceki işlem bu. Yani tırnağı bir nevi kurtarıyoruz. Biliyorsunuz 24 saat ayakta duran insanlar var. İşinden dolayı, yaptığı meşguliyetten dolayı. O yüzden ayaklar gerçekten çok önemli. Bizim bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan, bütün yükü ayaklara bindiriyoruz. O yüzden ayaklarımıza lütfen iyi bakalım. Bununla ilgili gerekli işlemleri hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Benim izleyicilere buradan tavsiyem, eğer böyle bir durum varsa lütfen bize başvursunlar. İlk önce biz zaten ilk yaptığımız görüşmelerde ücret almıyoruz. Daha sonraki işlemlerden alıyoruz. Ayak problemlerinin yıllar içinde ortaya çıktığını belirten Hülya Hanım, her türlü yardıma hazır olduğunun altını çiziyor.